Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Sosyal Bilgiler kitabı 117. sayfayı işleyeceğiz. Konumuz şifreyi bulalım. Aşağıdaki bulmacada kutucuk içerisindeki kavramlar aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, sağdan sola ve soldan sağa yazılarak gizlenmiştir. Kavramları bularak üzerini çizdiğinizde geriye kalan harflerden bir şifre oluşacaktır. Şifreyi bulunuz. Evet, mutlak, sunayko, bozkır, geoid, yükselti, rotar, rotavke, ekvator, kutup, maki, olgi, iglo, nüfus, muson, coğrafya, koordinat, eskimo, baki, TÜİK, beşeri, paralel ve meridyen kelimeleri var. Evet, bu kelimeleri çizdiğimizde geriye kalan bir şifre çıkacak. O da doğal çevreye duyarlılık. Bulduğunuz şifre ile ilgili düşüncelerinizi defterinize yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız. Bizim yaşadığımız alanı çevre oluşturur. Bu yüzden yaşadığımız çevre temiz olmalıdır. Doğal dengemizin sürdürülebilmesi için çevremizin temiz olması gereklidir. Doğal çevremize duyarlı olmak bizim için yaşanabilir ortamlar sağlamak demektir. Duyarlı insanlar doğayı, hayvanları, çevreyi, yaşadığı şehri sevdiği için bu alanlara zarar vermeden ve kirletmeden temiz bir şekilde kullanmayı bilir. Karşısındaki insanlara karşı da duyarlı olur. Onlara yardımcı olur. Yaşadığımız çevreyi temiz tutmalıyız. Bu yaşamımız boyunca bize verilen en büyük sorumluluklardan birisidir. Çevre duyarlılığı çok daha temiz ve güzel bir dünya için çok önemlidir. Doğada bizden başka yaşayan birçok canlı türü vardır. Bu canlılara karşı da duyarlı olmalı, onların yaşam alanlarına zarar vermemeliyiz. Kısaca çevreyi temiz tutmak, çöpleri çöp kutusuna atmak, suları kirletmemek, doğadaki canlılara zarar vermemek çevre duyarlılığına en büyük örneklerdendir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.